Merhaba arkadaşlar bu videoma hoş geldiniz. Bu videomda perşembe günü gelmesi muhtemel pot ve oyuncularını kendi tahminlerimi sizlerle paylaşacağım. Bu sefer videoyu erken zamanda hazırlayıp yayına verdim arkadaşlar. Pot ve benim kesinlikle geleceğini düşündüğüm oyuncular bunlar. Gerçekten bu hafta sonu harika performans sergilediler. Ve onların listesini sizlerle paylaşmak istedim. İçlerinde gerçekten beklediğimiz oyuncular da var. Öncelikle arkadaşlar Thomas Müller, Bayern Münih'te her oyuncu haftaya damga vuruyor diyebiliriz. Müller sezona damga vuran oyunculardan bir tanesi. Bu haftada bir gol, bir asist yaptı. Sahanın da en iyisi seçildi arkadaşlar. Onun dışında Suarez arkadaşlar Barcelona'nın 2-2 berabere kaldığı maçta Barcelona'yı ipten alan kişi diyebiliriz. 2 gol kaydetti. Barcelona'nın attığı 2 golü de Suarez kaydetti. Messi de çok etkili oynamasına rağmen hani golleri atan ismin Suarez olmasından dolayı ben Suarez'in gelebileceğini düşünüyorum. Onun dışında arkadaşlar Lazio'dan Luis Alberto bir gol kaydetti. Takımının 2 birlik galibiyetinde galibiyeti getiren e, golü kaydeden isim. Ve ayrıca de sağdaki performansıyla gerçekten dikkat çeken bir isim. Luis Alberto'nun göbek oyuncusunu da geleceğini düşünüyorum. Onun dışında Kagliariden Cagliari'den Pedro'nun arkadaşlar Joao Pedro'nun ee, gelebilmesi muhtemel ee, sahanın en iyilerindendi 1 gol bir asist kaydetti bu hafta ee, belki elinizde vardır Mirançuk arkadaşlar hani bedava olarak da bir çok defa e, gelebilen bir oyuncu Dokupatif Moskova'da bu hafta 2 gol kay kaydetti takımının galibiyetinde önemli rol aldı ee, etkileyici de bir performans sergiledi arkadaşlar ee, ondan dolayı Mirançuk'un da gelebileceğini düşünüyorum Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu Milan'da bu hafta bir gol kaydetti ve sahanın en iyilerinden de arkadaşlar Milan 2 gollü bir galibiyet aldı 2. golü de Hakan Çalhanoğlu attı yani dileriz gelir Hakan Hakan'ın gelmesini çok isterim şahsen arkadaşlar. Daha sonra Cabral arkadaşlar Sporting Lisbon'da 2 gol kaydetti. Etkileyici bir performans sergiledi sağ açık oyuncusu. Cabral'ın da gelebileceğini düşünüyorum. Devam ettiğimiz zaman göbek oyuncusu Fabian Ruiz Napoli'den bu hafta Napoli formasıyla 2 asist yaptı arkadaşlar. Göbek oyuncusu olarak listeye dahil ettiğim isimlerden bir tanesi. Devam ettiğimizde Lazovic var arkadaşlar. Verona'da sol kanat oyuncusu bir gol bir asistle oynadı. Sol kanat olarak Lazovic'in de bu hafta pot ve geleceğini düşünüyorum. Devam ettiğimiz zaman Muriel arkadaşlar 2 gol kaydetti. Atalanta'da geçtiğimiz hafta Zapata gelmişti Atalanta'dan ama bu hafta gerçekten Muriel çok dikkat çekici bir performans sergiledi. Maçın adamı seçildi. 2 de gol kaydetti. Gelmesi muhtemel oyunculardan bir tanesi. Devam ettiğimiz zaman Real Madrid'de Casemiro takımının 1-0 galip geldiği maçta bir gol kaydetti arkadaşlar. Takımının tek golünü attı. Onun dışında da sahada gerçekten iyi performans sergiledi. İyi istatistikler yaptı. E, Casemiro'nun da Real Madrid'den gelmesini düşünüyorum açıkçası. Devam ettiğimizde arkadaşlar son olarak Ronaldo, Cristiano Ronaldo uzun süredir bekliyorduk. E, geçtiğimiz hafta iyi performans sergileyememişti. Bu hafta gerçekten Juventus formasıyla harika oynadı. Bir gol attı, bir asist yaptı. Sağının en iyilerinden de arkadaşlar. Ee, geçtiğimiz hafta Juventus'la yüzlük kartı gelmişti kulüp seleksiyonunda. Orada ben dahil bazı arkadaşlarımız çıkaramamıştı. İnşallah bu hafta Potve'de yine tekrar aynı kartı gelirse yani yüzlük kartı gelirse çok harika olur. Ronaldo'nun da bu hafta Potve'de gelmesini düşünüyorum. Gelmesi de gerekiyor gerçekten Juventus'un 4-0'lık galibiyetinde etkileyici bir performans sergilemişti. Bir de gol ve asist yaptı. Umarız Ronaldo da yüzlük kartıyla gelir arkadaşlar. Sizler de görüşlerinizi yorum yazarak paylaşabilirsiniz. Bana katıldığınız katılmadığınız noktalar varsa yorum yazıp iletebilirsiniz arkadaşlar. Bunların dışında kendi tahminleriniz varsa da lütfen yorum yazıp paylaşabilirsiniz. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler arkadaşlar. Hoşçakalın.